Galatasaray yeni Pogba ile masada. Galatasaray'da 6 numara transferinde gündeme gelecek vadeden bir isim geldi. Fransa Lig 1 ekiplerinden Strasbourg forması giyen 20 yaşındaki merkez orta saha Habib Diarra, menajerler aracılığıyla Galatasaray'a önerildi. Strasbourg'dan ayrılmak isteyen genç yıldız adayı için kulübünün 15 milyon euroluk bir bonservis beklentisi var. Maliyeti yüksek olan genç yıldız adayıyla Juventus ve Arsenal'de yakından ilgileniyor. 3 sezon önce Strasbourg'la A takım maçlarına çıkmaya başlayan Diarra, geçen sezon 30 maçta 3 gol 3 asistlik performans ortaya koymuştu. Kulübüyle 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Senegal asıllı Fransızın güncel piyasa değeri ise 18 milyon euro. Galatasaray'a Icardi için dev teklif. Galatasaray'ın süperstarı Mauro Icardi için Arap kulüpleri kesenin ağzının sonuna kadar açtı. Fahiş fiyatlarla kadrosuna kattığı süper yıldızlarla transfer piyasasının odak noktası haline gelen Fulya kulüpleri, Hasan'ın ikonik yıldızı Icardi'ye transfer teklifi yapmaya hazırlanıyor. Yaz döneminde de oyuncu çok isteyen Arap temsilcilerinin Galatasaray'a reddedilmesi çok güç bir teklifle geleceği iddia edildi. Tam 50 milyon euro. İlahiyan basınında çıkan haberlere göre Galatasaray'la 2026 yazına kadar sözleşmesi olan ve sarı kırmızılılardan sponsor desteğiyle birlikte senede 10 milyon euro net maaş alan Icardi için Araplar kesenin ağzını açtı. Habere göre Galatasaray'a 50 milyon euro bonservis ödemeyi planlayan Ronaldo'lu El Nassr, Mauro için de yıllık 40 milyon eurodan 3 yıllık kontrat vermeye hazır. Türkiye'deki kaynaklar henüz bu rakamları doğrulamasa da Icardi, Arabistan bölgesinden ciddi taleplerin olduğu biliniyor. Kulislerde Icardi için daha önce Paris Saint Germain'e 40 milyon euro öneren Suudilerin 50 milyon eurolara çıkmasının mümkün olabileceği konuşuluyor. Galatasaray 5 yıllık imzayı attırdı. Galatasaray iç transferde önemli bir hamle yaptı. Yönetim, performansıyla taraftarların beğenisini kazanan Lucas Torreira ile yeni sözleşme konusunda el sıkıştı. 2026'ya kadar kontratı bulunan Lucas Torreira ile 2 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşma sağlayan yönetimin, 27 yaşındaki Uruguaylı oyuncuyu şu anda kazandığı ücret olan 2 milyon 750 bin euro üzerinden yeni kontrata ikna ettiği bildirildi. 8 Ağustos 2022'de Arsenal'den 6 milyon euro karşılığında Galatasaray'a transfer olan Uruguaylı önlü vero, sarı kırmızılı formayı 2028 yazına kadar giymeye devam edecek. Teknik direktör Okan Buruk'un vazgeçilmezleri arasında yer alan Torreira, defansif anlamda takımın sigortası konumunda bulunuyor. Galatasaray'dan Arias hamlesi. Galatasaray Tete'yi gönderip Sakarya'da bir takviye yapmak için yol haritasını belirledi. Sarı kırmızılılar performansıyla hayal kırıklığı yaratsa da hala piyasası olan Tete için 10 milyon euro civarında bir teklif bekliyor. Galatasaray kanat bölgesinde oluşacak oyuncu eksikliğini de yine bir Güney Amerikalı olan Arias'la doldurmayı düşünüyor. Brezilya ekibiyle temaslarını sürdüren sarı kırmızılılar 26 yaşındaki oyuncunun durumunu yakından takip ediyor. Fluminense ile 2026'ya kadar kontratı olan Kolombiyalı futbolcuya Okan Buruk'un da onay verdiği öğrenildi. Güncel piyasa değeri 10 milyon euro olan Arias, kariyerinde sahaya çıktığı 259 maçta 42 gol atıp 41 de asist yaptı. Galatasaray'dan Piotr Zielinski bombası. Sezon sonu için transfer çalışmalarına devam eden Galatasaray, İtalya'daki bir Napoli'de forma giyen Piotr Zielinski'yi gündemine aldı. Galatasaray'ın ilgisine yeşil ışık yakan Polonyalı süper yıldız için sarı kırmızılı idareciler hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacak. İtalyan basınına göre Galatasaray, Napoli ile sezon sonunda kontratı bitecek olan Zielinski'yi transfer etmeyi çok istiyor. 30 yaşındaki yıldız orta sahanın güncel piyasa değeri 30 milyon euro. 2016 yılında Udinese'den Napoli'ye 16 milyon euroya transfer olan Zielinski, Polonya milli takım formasıyla da 86 maça çıkıp 10 gole imza attı. Orta sahasına seviye atlatacak bir dünya yıldızı almak isteyen Galatasaray,
tüm Avrupa piyasasının dikkatini çekecek Zielinski transferiyle sükse yapmak istiyor. Dünya devinin yıldızı Galatasaray'a. Galatasaray orta saha bölgesindeki transfer ihtiyacını yaz döneminde yıldız bir ismi İstanbul'a getirerek çözecek. Sarı Kırmızılı yönetimin en önemli transfer gündemi haline gelen 8 numara transferi için Adapazarı'ndan haber var. İngiliz basınında yer alan iddiaya göre Jimbom, Manchester United forması giyen Christian Eriksen'le ilgileniyor. Sadece forvet arkasında değil, merkeze oyun kurucu olarak da görev yapabilen 31 yaşındaki Danimarkalı yıldız, Galatasaray'a gelmeye sıcak bakıyor. İngilizlere göre Galatasaray, kış transfer döneminde de istediği Eriksen için sezon sonunda Manchester United'ın kapısını yeniden çalacak. Galatasaray'ın bu kez zorunlu satın alma maddesi içeren bir teklifle kırmızı şeytanları ikna etmek istediği öğrenildi. Galatasaray'dan Memphis Depay bombası. Galatasaray'da 10 numara için yeni aday Memphis Depay. Hem Icardi'nin yanında hem de arkasında oynayabilecek üst düzey bir forvet arkası transfer etmek isteyen Sarı Kırmızılılar rotayı İspanya'ya çevirdi. Hollanda basını geçtiğimiz yaz transfer sezonunda Depay'ın Galatasaray'la görüşme yapmak için İstanbul'a gittiğini, bu sezonun sonunda da anlaşmanın yakın olduğunu yazdı. Galatasaray'ın Depay için sezon sonunda yeniden hamle yapacağı öğrenildi. Yıldız futbolcu bu sezon Atletico Madrid formasıyla fazla şans bulamadı. Güncel piyasada yeni 12 milyon euro olan Depay için Sarı Kırmızılıların İspanyol ekibine opsiyonlu kiralama teklifi sunacağı öğrenildi. Memphis Depay'ın Atletico Madrid'le sözleşmesi 2025 yazında sona erecek. Galatasaray'ın Paulo Dybala rüyası. Devre arası transfer döneminin bitişinden sonra sezon sonu çalışmalarına ara vermeden başlayan Galatasaray, dünya çapındaki yıldız Dybala ile temaslara başladı. Bu sezonu şampiyon tamamlayıp gelecek sezonda seriye bağlamak isteyen Jimbo, yaz ayında 10 numara bölgesi için yıldız bir ismi gündemine aldı. Galatasaray'ın hedefinde Mertens sonrası planlamada Paulo Dybala var. Jimbo, yıldız oyuncu için sezon sonu teklif yapmaya hazırlanıyor. Güncel piyasada yeri 25 milyon euro olan Arjantinli süper yetenek için kariyeri boyunca 53 milyon euroluk bonservis bedeli ödendi. Gelecek sezonun sonunda sözleşmesi bitecek olan 30 yaşındaki yıldız için Sarı Kırmızılılar 8 milyon euroyu gözden çıkardı.